Selamün aleyküm. Hayırlı günler arkadaşlar. Evime, mutfağıma, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben sizleri tekrar memleketim Aydın'dan sesleniyorum. Kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun. Arkadaşlar bugün gene çok kolay, çok pratik bir tarif paylaşacağım sizlerle. Patates mantısı yapacağım. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Gerçekten havalar ısındı. Böyle çayımızın yanına, akşam üzeri, hamur işimizin yanına yemeğimiz olmadığında yani çok kolay bir tarif, hem doyurucu. Bunu paylaşacağım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere malzemelerimizi geçelim. 3 tane soyulmuş patatesim var. Taze sarımsağım var. Orada bir baş. Yani hepsini kullanmayacağım, birazına. Bir su bardağı dolusu da yoğurtum var arkadaşlar. Süzme yoğurt olursa daha lezzetli olur. Birazcık maydanozum var. Sonra da üzerine işte tereyağı ve biraz toz biber lazım arkadaşlar. İlk etapta hemen patateslerimizi küp küp doğrayalım. Ocağa alalım inşallah. Arkadaşlar ben şöyle patateslerimi doğramaya başladım tencereme. Şöyle küp küp doğruyorum. Çok küçük de değil, büyük de değil. Şu şekilde arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle şöyle. Çok ince olursa hemen eriyiver. Şöyle şu şekilde arkadaşlar. Nasip olursa. Bismillahirrahmanirrahim. Gerçekten tam yaz yemeği diyebilirim. Yaz tarifi diyebilirim. Yazın sıcaklığı çok ağır yemekler zaten gitmiyor. Eğer yoğurtumuz varsa patatesimiz zaten illaki evlerimizde oluyor. Rabbim şükürler olsun. 2 patates, 3 patates. Tabii evdeki hani insan sayısına göre ben 3 tane yapacağım bugün. Nasip olursa inşallah. Bu şekilde 3. patatesimi doğruyorum arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Gerçekten pratik bir tarif olacak. İnşallah sizleri sıkmam. Sizler için güzel bir paylaşım olur. Şöyle arkadaşlar. Üzerine birazcık tuz ekeceğim. Ondan sonra suyunu da çok koymayacağım. Hani böyle üstünü basar basmaz olacak ki suyu fazla olup da hani vitamini suyunu gitmesin. Suyunu süzmem. Yani pişene kadar zaten çeker suyuna. İnşallah öyle düşünüyorum. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi patateslerimiz hazır. Şimdi üzerine geçer geçmez suyunu koyayım, tuzunu koyayım. Tekrar devam ederiz. Arkadaşlarım şöyle yarım tatlı kaşığı gibi tuzunu koyuyorum. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Çok tuzlu olmasın. Suyumu koyuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Dediğim gibi üstünü geçer geçmez olacak. Şöyle yeterli. Gördüğünüz gibi yeterli. Şimdi ocağıma alacağım inşallah. Arkadaşlar patateslerimi ocağa aldım. Şöyle yavaş yavaş haşlanmaya başlıyor. Arkadaşlar patateslerim haşlandı. Artık kontrol ettim. Pişmiş. Ocağın altını kapatacağım. Gördüğünüz gibi çok az suyu var. Tekrar devam edeceğiz inşallah. Arkadaşlar gördüğünüz gibi patatesimi hemen servis tabağıma aldım. Zaten çok azıcık suyu kalmıştı. Vitamin içerisinde oldu. Burada da yoğurdumu hazırladım. Biraz kesi yoğurt koydum. Biraz da normal ev yoğurtum vardı. Kendim mayalamıştım. Üzerinde 4-5 diş sarımsak rendeledim arkadaşlar. Bu şekilde hazır. Şimdi ben bir toz biberli tereyağımı yakayım. Tekrar devam edeceğiz inşallah. Arkadaşlar cezvenin içerisine bir yemek kaşığı dolusu tereyağını koydum. Hemen yağım erisin. Arkasından toz biberimi koyacağım. Hemen altını kapatacağım. Toz biberimi şöyle arkadaşlar. Yarım tatlı kaşığı toz biberimi koyuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle gördüğünüz gibi hemen karıştırın. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi mantımın üzerine yoğurtumu şöyle ekiyorum arkadaşlar. O arada şeyim de oldu. Yağını da yaptım. Onu getireyim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu arada arkadaşlarım neler yok nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bizler de iyiyiz. Hamdolsun bugünümüze. Rabbim bugünümüzü aratmasın arkadaşlarım. Gerçekten yaz günlerinde çok kurtarıcı bir çayımızın yanına veya yemeğimiz olmadığın çorbamızın yanına doyurucu, vitaminli bir yemek paylaşmış olduk. Patates mantısı yoğurtlu. Gerçekten kolay oldu. Üzerine şimdi artık dedim maydanoz doğrayayım arkadaşlar. Tekrar görüşürüz. Arkadaşlarım gördüğünüz üzere bugün de videomuzun sonuna geldik. Bugün çok kolay, çok pratik. Yoğurtlu patates mantısı yaptık. Gerçekten kolay oldu. İnşallah sizleri sıkmamışımdır. Sizler için güzel bir paylaşım olmuştur. Şimdiden yapanları, yiyenleri afiyet, şifa olsun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlarım. Memleketim Aydın'dan kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun.